Şimdi bu 302 tane eser kayıp resim heykel müzesinden. Bunların 120 civarındaki resim, gerisi başka objeler. Aslında bu yıllardan beri konuşulan, bilinen bir şeydi. Ben göreve geldikten sonra bununla ilgili bir rapor istedim. Rapor önüme geldiğinde doğrusu çok rahatsız oldum. 302 tane eser kayıp, bazı eserlerin orijinal olup olmadığı kuşkulu ve bu işte Türkiye'nin milli hafızasının, milli kültürünün parçası olan Türkiye'nin milli koleksiyonundan çalınmış şeyler. Araştırma talimatı verdim. Müfettişlerimiz bir araştırma yaptılar. Bu 1,5 yılı süren bir araştırma oldu. Bütün bu kataloglar, müzayede evleri, antikacılar bütün bunları taradılar. Çok sayıda koleksiyonerle görüştüler. Müzayede evi sahibiyle görüştüler ve benim önüme bir rapor getirdiler. Rapor sonunda bu eserlerin bazılarının muhtemel bazı adreslerde olabileceği şeklinde bir şey oldu. Tespit ortaya çıktı ve bu artık iyice somutlaştığı için de bu savcılığa başvuru yapıldı bakanlığımız tarafından bu eserlerin ivedilikle bulunması için. Başsavcılık makamı, savcılık makamı, emniyet çok büyük bir hassasiyetle yaklaştı. Onun öncesinde ben müfettiş raporu önüme geldikten sonra bu soruşturma talimatını verdikten sonra bu önüme gelince operasyon için yani bu süreç için düğmeye basmadan evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza başbakanken arz ettim. Böyle bir durum var ve bunun üstüne gideceğiz diye. Kendisi de şimdiye kadar niye yapılmamış, sonuna kadar üstüne gidin dedi. Ve netice itibariyle süreç başladı. İlk aşamada tespitler sonucunda belli bir miktarda eser bulundu. Sonra 12 tane eser bu operasyonları duyanlar tarafından bakanlığımıza iletildi ve 43 eser oldu. Onların biz tetiklerini yaptık, orijinal olup olmadığını ve sonuçta bize ait olduğu ortaya çıktı. Resim Heykel Müzesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu soruşturma devam ediyor. Bugün de 4-5 tane ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Sonuçta bu 4-5 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 17 eser ele geçirildi. 22 kişi gözaltına alındı. Şimdi buradaki hassasiyet şu. Bu bütün Türkiye'nin ortak mülkiyetinde olan eserlerdir. Hem Türk sanat tarihi açısından hem dünya tarihi açısından önemli eserler var bunun içerisinde. Hoca Ali Rıza'nın bir eseri ele geçirildi. Bu eserlerin bir kısmına paha biçilemiyor. 60 tanesinin örneğin 50 milyon lira değerinde olduğu toplamda söyleniyor. Bunlar bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak mirasına aittir ve biz bunları geri istiyoruz. Bunların elindeki eserlerden şüphelenenler ya da elindeki eserleri şüphelenenler bunu bakanlığa iletsinler. Başvursunlar, bizim uzmanlarımız bunu gelip incelesinler. Çünkü ben bu incelemeleri çok titiz yaptırıyorum. Eser bize gelse bile, ilk tespitlerde bize ait olduğu söylense bile daha sonra Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yaparak tam orijinal olduğunun anlaşılmasını istiyorum. Şu ana kadar sonuçlar böyle. Bir de şu var tabii, iyi niyetli alıcılar olabilir. Yani bunlar 10 yıl evvel, 20 yıl evvel bu eserler çalınmış olabilir. Bunlara bir kimlik uydurulmuş olabilir. Bu 5 kere, 10 kere el değiştirmiştir. 10. aşamada birisi hakikaten samimi bir iyi niyetli alıcı gitmiş bunu almış, parasını da ödemiş olabilir. Bu eser onun evinde ele geçirilmiş olabilir. Şimdi onu ta baştan suçlamak doğru değil. Yani burada savcılık soruşturması sonuçlanana kadar, yargı kararını verene kadar kimseyi baştan suçlu ilan etmemek lazım. Hele de iyi niyetle kültür sanata para yatıran iş adamlarını, koleksiyonerleri baştan suçlu ilan etmemek lazım. Ama kimin iyi niyetli alıcı olduğunu, kimin kötü niyetli davrandığını bu soruşturmanın sonucunda göreceğiz. Eğer sonuçta elindeki eser ele geçirilmiş birisi iyi niyetli alıcıysa biz ona teşekkür edeceğiz. Çünkü diyeceğiz ki siz bu eserin yok edilmesini, çalınmasını, kaybolmasını engellemiş oldunuz. Sizin de bir kusurunuz yok. Siz bilmeden bunu almışsınız diye. Ama yine de şu var. Nasıl bir Herkes yöntem? Bundan sonraki süreçte bundan bu sonra olayların soruşturma devam edecek. Evet, yaşanması soruşturma devam edecek. Bir daha yaşanmasın diye şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Mesela yıllar içinde bu nasıl olmuş? Birincisi darbe dönemlerinde çok suistimal edilmiş. Kontroller iyi yapılmadığı için, Türkiye'de sistem çöktüğü için darbe dönemlerinde eserler alınmış, birilerinin evlerine koyulmuş. Evlerine koyulduktan sonra da daha sonra bunların izi kaybolmuş. Yani güya sergilenmek için ya da teşhir için gönderilmiş ama daha sonra izi kaybettirilmiş eserlerin. Bir kısmının örneğin 43 tane eserin sahte olduğunu tespit ettik Resim Heykel Müzesi'ndeki. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki çalmak için sahtelerini yaptırmışlar, orijinalleriyle değiştirmişler. Bundan sonrasında biz tabii ki
Sadece mekanları koruyoruz, mekanları gözetliyoruz ama bu yöntemi yeterli olmadığı gözüküyor. Her tabloya bir çip takarak her tablonun kendisini takip etmek. Yani o tablo temizlik için bile yerinden oynatıldığında biz bunu sistemde göreceğiz. Bunu yapacağız. Ama şu anda yürüyen soruşturma bağlamında önemli olan şu, bu resim heykel müzesinde ne kadar eser kaybolmuşsa bunların hepsi halkın malıdır. Halkın Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değeridir. Bunların hepsini geri istiyoruz. Kötü niyetli alıcılar cezasını çeksin, iyi niyetli alıcılara da teşekkür edeceğiz bu eserleri korudukları için.